Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda mid lane'de Kasuo'ya karşı oynayacağız. Challenger Sivir'in birincisi Silver Elo'da, Gold Elo'da oynarsa maçları nasıl taşıyabilir? Maçları kazanmak için neler yapıyor? Bunları göstereceğim sizlere abi. Sezonun bitmesine de son bir ay kalmışken nasıl lig çıkabilirsiniz? Onları anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce öğretici, eğlenceli olarak maçları sunmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Destek amaçlı like'larınızı bekliyorum abi. Bir tanecik like atarsanız sevinirim. Son videolarda yine like'lar düşük kalmış. Destek olursanız çok tatlı olur. Karşımızda Kasuo var. Girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Elektrik ver, pratik zeka girdik. Agresif oynayacağız. Çok önde oynuyor bir kere. Cezalandıralım. Yani Kasuo menzilli bir şarsın. Bu kadar önde oynamana gerek yok. Direkt yakalayıp birazcık dövdük. Amacım yani birkaçınızın bile şunları uygulayıp lig atlaması abi. Sezon sonu gelmişken. Ki zorlanmadan burada bunları göstereceğim. Şu an bir duom yok. Tek başıma oynuyorum ben. Kasuo normalde Sivir'i eziyor aslında counter matchuplarımızdan diyebilirim. Burada yapmamız gereken şey çok kontrollü bir şekilde oynamak. Arkadan uzaktan sadece skill'leri atacağız. Çok fazla burada rakibimize yaklaşmayacağız abi. Şöyle şöyle skill'leri atıp döveceğiz sürekli EQ. Ignite atayım, flash'ını alalım. Güzel. Ignite atmasam flash'ı atmayacak. Burada koridorda kalmaya devam edecek. Büyük ihtimalle şu an yardım spamlıyordur ve Kha'Zix birazdan buraya gelebilir. Son bir şöyle deneyeceğim. Bunlara last hit'e geldiğinde bir dener miyiz? Yok abi, gelmiyor. Manası falan da olmadığı için teleportu da yok. Lane'i sürekli üstüne pushlayacağız. Şimdi minyonda exp'de öne geçeceğiz. Base atmak isterse, eğer base atmazsa da bayağı bir darlarız diye düşünüyorum. Manasını bu arada çabuk bitiriyor yani. Kasuo zaten manasını idare etmekte zorluk çeken bir şampiyon. Ve manasını bitirdi. Kule altında şimdi farm yapmakta zorlanacak. Gözyaşını da tamamlayamayacak derken yani matchuplarda, yani bu matchupta direkt öne geçeceğiz zaten. Şöyle bir geliyor gibi E, W, çek. Düz vuruş Q. Direkt ilk kanı aldık. Az bir şey geri çıkıyorum şurada. Hatta şuraya da ward salalım ki bu ne yapacak bir görelim. Buraya atlarsa şu taraftan kaçayım. Okey. Şurada bir base'imizi atalım abi. 1100 gold'umuz var, seri base atıyorum. Yani roket kemer de alabiliriz ama roket kemer mi alalım? Antik dönüştürücü alalım ya. Uzun süre burada skill takasına gireriz. Manamızın bitmesini istemiyorum. Manamız birazcık çok olsun. Bu tarz elo'larda lig atlamak istiyorsanız lane belirleyin arkadaşlar. 1-2 tane char belirleyin ve tüm matchup'ları öğrenin. Yani tüm şampiyonları oynamayın, tüm lane'leri oynamayın. Düşük elo'daki en büyük hatalardan biri bu. Sıkılıp mesela şampiyon ve lane değiştiriyorsunuz. Bunları yapmamaya çalışın. Kaybetseniz bile kaybettiğiniz oyunda kendi hatalarınızı, ölseniz bile hatalarınızı yorumlayıp kendinizi geliştirmeye çalışın. Pes etmeyin yani 1-2 tane tryhard yapıp maç kaybedince. Hemen EW'lar en uzak mesafeden. Okey. Lane bize pushlayacak. Burayı birazcık böyle kırpabiliriz. Sadece son vuruş atalım, bize bu doğru pushlasın. Kasuo ileride oynamak zorunda kalsın. Şu an exp'te güzelce önündeyiz karşımızdaki oyuncunun. Burada bunlara vurmaya geldiğinde oynarız. Şimdi neden lane'i pushlamıyorum? Üstümde atacak bir totemim yok. Sağda solda totemim yok ve ölmek istemiyorum. Bu yüzden pushlamayacağım ki. Zaten alacağımı aldım. 6 level olunca pushlarız. Çünkü 1 ve 2 atabiliriz 6 level'da. Çünkü Kasuo'dan da önce 6 olacağım ve Kha'Zix buraya gelirse direkt 1 ve 2'yi atacağız. Sorun olmayacak bizim için. Bu tarz düşük elo'dan nasıl çıkılır? Maçları gelsin mi? Kesinlikle düşüneceğiniz yorumlarda benimle paylaşın. Öğreticiler böyle mikro ve makro game anlamında koridor ve koridor sonrası aşamasını aktarmaya çalışacağım. Arabayı almaya yaklaştığında şöyle bir oynamak istedim. EW çok iyi. Düzler, Q'lar. Az bir şey geri çıkalım. Tamamdır. Anlık damage'i Kasuo'nun da çok iyi aslında şu dakikada. Ki ilerleyen dakikalarda sürekli damage'i, saniye başına damage'i de bayağı iyi olacak. Gözyaşını falan çektiğinde özellikle ki. Ona o imkanı tanımıyoruz. Şu an Kasuo'nun 20 milyon kadar önündeyiz, gayet iyi. Burada da bunları almaya geldiğinde canını görüyorsunuz. Eğer yanlış bir hareketle gelirse keseriz diye düşünüyorum. Bakalım başarabileceğiz mi? Az bir şöyle E atalım. W check Q. Düz vuruşa direkt kestik. Gayet kolaydı, gördünüz. Hemen şurayı da pushlayalım. Yani burada yaklaşık 10 tane milyonu falan kaybetti. Bu bizim için çok iyi. Üst tarafta bir hareketlilik var. Direkt gidiyorum abi. Bir gözümüz sürekli map'te tabii savaşırken. Bu olmazsa olmazımız. Şöyle bir E, check Q. Hatta şu yengeci de alayım. Şu an 1600 gold'umuz var. Dakika 7'de asırlığı bitirdik abi. Kanka kör müsün diyor. Ben de savaşıyordum. Tamamdır, şimdi base'imizi atalım.
Körüm dedim çocuğa. Belli amık diyor. Harika ya gerçekten. İşte bu elolarda kimseyle chat yapmayacaksınız abi. O ona laf atar, o ona laf atar. Ölünce herkes birbirini suçlar. Yani Hecarim orada öldü falan. Yani olan olmuş kankacığım, ölmüşsün falan, chat yapma işte. Senin chat yapıyor olman yani ölüm skorunu geri getirmiyor yani. Rakipten gold'u geri almıyorsun falan. Mute'layın abi herkesi. Şöyle sustur, all check'in direkt yani. Ben rakibi açacağım. Rakibin ne diyeceğini merak ediyorum. Bu maç bakalım görelim. Hemen lane'i pushlayacağım. Asırlığımızı bitirdik. Asırlık direkt stacklenecek. Acayip güçlüyüz. O erken oyunda agresif oynayıp bir de kontrollü oynayıp hem minyonda hem barikatta hem de kill'de öne geçiyoruz. Rakibimize 2 level'da fark attık. Muazzam. Şuralara ward'ları salalım. Görüşte de öne geçelim. Drake'de birazdan savaş çıkabilir. Mid lane üstünlüğü bizdeyken burada güzel işler çıkartabiliriz. Rakip bot buraya gelecek. Burada bir hareketlilik var. 3v4 atabiliriz burada belki, bakalım. Yok, rakip bot gelmiyor. Vazgeçti. Bizimkiler bota gitse aslında orayı kapatsa çok easy bir kill yani orası. Şöyle bir W atmak istiyorum. Şöyle de bir E, check Q. Tamamdır. Bu trade bizim için kafi. Devamını getirmeyeceğiz. Skill'ler cooldown'da. Kasio'dan bir ulti yiyip orada ölebiliriz. Bizimkiler 2v3'te mi öldü? Yok, Kha'Zix de oradaymış. Tamam. Kha'Zix bot site. Ben şuraya pushlayıp hemen Drake'e döneceğim. Büyük ihtimalle Kha'Zix şu an Drake'e girmiş olabilir. Hecarim'in nerede oynadığını biliyor çünkü. Ben hemen Drake'e gidiyorum. Evet, Thresh de oraya döndü. Uçtum abi. Şu an durumum güzel. O Drake'te 1v2, 1v3 atarım diye düşünüyorum derken. Şuraya bir pusacağım. Thresh şurada bir yerde. Hemen yetiştim ona. EW. Check Q. Kill'in önemi yok. Kha'Zix'e Ignite'ı salacağım. Ultiyi hemen patlatacağım. Ona buna. Buna da Q. Bir tane daha düz vuruş öldür diyecektim. Hecarim smite attı. Kill'i aldı. Güzel. Şimdi rakip takımdan mid lane diff gelebilir her an. Lane'i ittireceğiz. Ardından da bir base'imizi atarız. Bir tane daha barikat alıp. Mid lane priosu bizde. Lane push'u. Kasio'dan daha hızlı geliyoruz her yere. Ki zaten Kasio'nun gelecek mecali yok. Adam lane'de zor farm yapıyor. Sürekli dövdüğümüz için de canı az. Oraya gelmeye çalışsa bile canı azdı yani. O canlı her türlü ölürdü. Şimdi seriden bir barikat artı bir tane daha lane pushluyorum buradan. Yan tarafa pratik zekadır falan da girdiğimiz için manamız bayağı iyi şu an. 1500 manamız var. Okey, bunu aldım. Şunu da alalım. Seri base abi. 2200 gold'umuz var. Şimdi ayakkabı üstüne direkt ikinci eşya Zonya gidiyorum. Pazu ben de aldım. Zaten bakacak olursanız AD, AD, AD. Yani Zonya şu eşya onları counterlayacak. Hem bana AP veriyor hem de zırh veriyor ki onlar da stacklene stacklene artacak. Buradan zırh almamızın sebebi işte dediğim gibi 3 AD'leri var. Bana yeteri kadar damage atamayacaklar burada. Özellikle Kha'Zix'in 4 kill'i varken şu an. O gidiyor hemen koşu yoluna bir engel şöyle. Güzel. Şuralara ward salacağım. Hemen top lane'e uçalım. Kha'Zix büyük ihtimalle şuradan geçecek birazdan. Ben hafif şuraya doğru gireceğim. Yo, buraya geliyor. Çok iyi. Şöyle bir E. Oo. O zaman şöyle dövelim. Tamamdır. O E'nin tutması lazımdı ya. Kolay kaçtı. Bakın bunları sürekli ararken ne yapıyoruz? Lane'i pushlu bırakmıştık ve hiçbir şey kaybetmedik. Lane'e geldik geri. Güzel. İkinci W fulleyeceğim ben burada. Bot lane'de bir hareketlilik var. Bizimkiler 2'ye 3'te gene ölüyor botta. Draven'la Thresh yok ediyor şu an bizim çocukları. Şuraya bir EW, check Q. Yüzümüzü böyle dönelim ki taş olmayalım. Wow. Ultiyi açalım. O öldü. Ölmeseydi Q flash yapacaktım. Şöyle bir E. O benim E'deydi. Hop, check Q'lar derken öldü zaten. Ulti boşa gitti. Şu an patlatamadık bile. Olsun. Hemen seriden lane'i itiyorum. Bir tane daha minyon dalgası kaybettireceğiz burada. Amacımız bu. Yani erken oyunda bu şekilde öne geçerseniz level'da, eşyada falan filan abi. Kha'Zix'tir falan böyle. Önce Kasio dövdü, sonra Kha'Zix atladı üstümüze. Damage'leri yetmiyor. Yeter ki öne geçin yani. Bir barikat daha aldım. Hemen geriye çıkıp base'imizi atalım. Sürekli base atıyoruz ki parayla durmayalım abi. Parayla savaşmayalım. Eşyada hep önde olalım istiyoruz ama ben şimdi bir bot lane'e oynayasım var. Şuradan bir W koysam bile yeter. Leona'nın stun'ına W atacağım. Güzel. İkisi de yedi bu arada, gayet iyi. Hem slow hem damage. Ve çok rahat aldılar orayı. Gayet iyi. Tayflarımı aldım. Base atıyorum. Buraya gelmekle ne kaybettik? Bir wave kaybetmiş olabilirim. Bir tane de barikat vermiş olabilirim. Ama sorun mu? Kesinlikle değil. Zaten çok öndeyim. Şu an ölürsem 1000 gold shutdown veriyorum abi.
Bu shutdown'ı da mümkün olduğunca tutmaya çalışacağız, vermemeye çalışacağız karşımızdaki oyunculara. Bunu da başarabiliriz bence. Dakika 14'ü geçecek birazdan. 14 olmadan hemen ben bir tane barikat istiyorum buradan. Ezreal'ımız ölmüş olabilir. Tamam, kaçtı. Şöyle 14 olmadan bunu da alırsak çok güzel bizim için. Bayağı bir gold'umuz olacak cebimizde ki aldık da aynen. Bu kuleleri almaya özen gösterin. Last hit'e gelir mi? Birazcık daha sağlığa atmamız lazımdı. Kha'Zix bana geliyor. Kesinlikle kaçmıyorum gördüğünüz gibi. Hatta Thresh bile bendeyse sorun değil. Şu şekilde ben savaşmak istiyorum. Şuraya kaçar mı? EW, check, Q'lar. Yüzümü tam dönmüştüm ama. Ekarim onu da mı aldı yoksa? Alabilir bence. E'si hiçbir şey yok. Gayet kolay. Ya burada bu bunları alamasaydı da ben flash'ımı kullanıp Kassu'yu kesecektim. Kha'Zix kaçacaktı büyük ihtimalle. Ama gene de değişen bir şey olmayacaktı. Yani kaçsa da ben bu maçı taşıyacağım. Kast report thank you geldi. Şu an mid lane'den oyunu direkt domine ettik bu arada. Sağ sola yaptığımız baskınlarla jungle'ımız öne geçti. Rakip jungle tapa gidemiyor falan. Tapımız önde. Bot'a gittik. Bot'u geri düşürdük birazcık. Bizimkiler belki daha fazla geriye düşecekti. Şu anki halleri yine daha iyi. Dakika 14'te 37 tayfımız var yaklaşık. Dakikanın iki katından fazla. Ya bu da çok güzel yani. Hemen şuraya dönelim. Şu an yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Çektim EQ. Lane'i kazandık, kule, roamlar. Drake'ler de öne geçmeler. Sürekli böyle sağa sola koşup abi yok ediyoruz. Yani bir mid lane şu an bu kadarını yapabilir. Lane'i kazanıp sağa sola uçuyorsunuz arkadaşlar ve bitti yani oyun. Mid lane'den taşıyoruz. Şuna bir EW, check, Q. Tek komboya güzel damage. Şuna bir dipten Q. Bence devam etmez. Bir dipten Q daha. Şöyle bir E flashlar. Hop, Q düz vuruşu öldü. Güzel. Yani beni kesecek damage yok, fark ettiniz mi? 3 tane 4 tane Q attı bana. O damage yok ki, 2200 gold'um var. Ya yani bir de itemliyken düşünün. Yani daha fazla itemliyken. İşte şimdi hiç riske atmıyoruz. Hemen base'imizi attık. Şunları alıp. Şunu da satalım. Şunu alalım. Uçuyoruz. Bitti oyunumuz. Dakika 15'te asırlık Zhonya ayakkabı. Şimdi Ryle'yi veya Leander'i çekebiliriz. Morello da alabiliriz. Hiç fark etmez. Hepsi işe yarar. Bu kadar öndeyken zaten direkt herhangi bir eşya çek gene yok edersin. Şuraya bir W bırakalım. Ekarim ölmesin. Yardım edelim. Şu beni geç fark etti. Bunun ayakkabısı ne? Gezgin çizmesi. Tamam, aldım ben bunu. Şöyle Q'lar. Hop, şöyle de E. Sen öldün. Hop, sağ tıkla kestik. Lane'i itelim. Rakip bayağı tilt oldu burada. Yani mid lane oynamak güzel bu arada. Seviyorum ya. Mid'de bunları rahat yapıyorsunuz. Sağa sola roamlar, yardımlar falan. Top lane oynarken birazcık daha zor arkadaşlar. Okey. Kha'Zix'i kovaladık da kaçırdık elimizden. Ben direkt şu kule altından Draven'a giresim var. Hatta o Draven'a girmeyelim. Birazcık şurada satıyor muyuz yoksa? Şöyle bir E, Q. Draven güçlü bu arada ya. Şöyle bir W bırakacağım. İkisi de yedi. Çok iyi. Q'lar. Şöyle bir ultiyi patlatalım. Draven hafif smurf mü yoksa? Ben öldüm, shutdown'ı verdim sanki. Yok. Cassio korktu. Mesela burada Cassio devam etse direkt bizi kesebilirdi bence. O kadar geride olmasına rağmen, çünkü skillim, spellim, ultim hiçbir şeyim yok. Rakip bot lane burayı iyi oynadı diyebilirim. Zaten bizim bot lane 7 kez ölmüştü. Bunların durumu iyiydi. Bu saatten sonrası çok daha zor onlar için. Burada ölmediysek daha da ölmeyiz abi. Kule altında falan o kadar hatalı hareketler yapmamıza rağmen güçlüyüz yani. Şuraya bir W salalım. Yedirdim. Ah be. Buraya kadar izleyip like atmadıysanız, unuttunuz varsayıyorum. Bir tanecik like bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize çok teşekkürler. Hop, Thresh'e şöyle bir vurdum. W'muz şu an 500 vuruyor, gayet iyi. Bir de Leandre'miz bittiğinde falan çok tatlı olacak. Şu saçar tohumu kullanıp direkt oraya gireceğim. Birazdan ultim gelecek. Şurada base atıyor olabilirler. EQ. Büyük ihtimalle chat yapıyordu ya da görmedi beni, bilmiyorum da. Lane'in ikinci kulesine oynayayım. Oradan da Leandre'mizi alıp maçı sonlandırmaya yönelik.
Gidelim bakalım. Tamamdır. Bunu aldık. Şu an 18 skorda payımız var. Rakip mi de bakacak olursak daha 3 skorda payı var. Skor katkımızın sürekli yüksek olması lazım bu şekilde. Her maç ama yani. Kaybetseniz bile bunu çok güzel yapıyor olmanız lazım. Orada sıkıntılar var. Aslında bizimkiler oynarsa arkadan direkt girerim yani oraya. Çok iyi. Hemen şu Draven'ı düşürelim. Yani bir oynayan o yani. Bayağı iyi. Bayağı iyi dediğim az önce güzel oynadı çocuk. Hop şunu da aldık. Neredeyse dakikanın 3 katı type kastık. Harika. Ah be, o flash'ı atmasa kesmiştim. Yakındı. İyi denedik, iyi. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. 60 type bak. Tam dakikanın 3 katı abi. Ultiden ve flash'tan oldum. Şu an çok riskli bir konumdayız. Şöyle bir check Q ignite ki onları yapıyorum. Bu bana devam edemesin diye. W ölür mü? W öldü. Leona'dan güzel bir ulti geldi burada. Şöyle E atsam, check Q derken rakipten Sur geliyor. İkisi de çıkmış herhalde oyundan. GG. Şöyle bir atılan hasarlara falan bir göz atalım. Yani şöyle de göstereyim abi, karşımızdaki oyuncu altın 3'müş mesela. Bizim de ligimiz böyleydi. 24 puan verdi. Yaklaşık 22 skorda payımız var. Atılan hasarlar şu şekilde, baya bir fazla. Alınan damage'ler de yine 15 kaldık damage almışız 20 dakikada. Gayet güzel. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.